Evet, basın mensubu arkadaşlar. Başkanım sorularınızı cevaplıyor. Buyurun başkanım, buyurun basın mensupları. Hocam Karadağ'la berabere kaldık. Euro 2021'de de en başarısız takım olduk. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Ne? İstifa mı? Ne o abi? Ne demek? Lütfen arkadaşlar, istifa kelimesi bana çok yabancı geldi. Lütfen Türkçe konuşalım, olur mu? Ayrıca Euro 2021'de biz başarısız falan olmadık. Asla. Rakipler daha çok kuvvetliydi. Mesela biz geçen İtalya antrenmanına gittik. Abi resmen adamlar var ya uçuyor uçuyor kaçıyor ya. Hey ya hocam ne yapacağız ya? Maç ertelensin diye dua ettik. İki rekat namaz kıldık ama olmadı. Ertelemediler yani. Hocam tam olarak sorun ne? Şimdi soru şu. Yabancı sınırı. Yabancı sınırı olduğu için bizim futbolcular gelişemiyor. Haksız mıyım hocam? Haklısın. Hocam İtalya'da, Almanya'da, İngiltere'de de yabancı sınırı var. Onlar nasıl gelişiyor? Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Onlar çok prim alıyorlar. Biz prim alamıyoruz. Bakın arkadaşlar benim aldığım maaş 3 milyon euro. Yani 20 trilyon Türk lirası. Çok mu? Bence az. Bence çok az. O yüzden buradan başkanıma sesleniyorum. Başkanım benim maaşımın azlığından ben futbola konsantre olamıyorum başkanım. Yani yönetemiyorum başkanım. Lütfen prim istiyorum. Lütfen başkanım. Hocam bir de milli takımın bir taktiği var mı? Mesela baraj neden yanlış kuruldu? Bir baraj taktiğiniz yok mu? Şöyle anlatayım. Bizim taktiğimiz var. Arkadaşlar taktiğimiz basit. Gol atacağız. Bu gördüğünüz topu 7 metre olan kalenin içine sokacağız. Hocam önden mi basalım yoksa geride mi bekleyelim? Şimdi öne bassak kim geride duracak? Peki ya geride dursak kim gol atacak ya? Hocam frikik olursa barajı nasıl yapalım? Fethicileri bayağı iyiymiş çünkü. Fethiciler mi varmış? Ha, o zaman baraj kurun. Tabii. Burada baraj çok önemli. Hatta cereyanlı baraj olursa daha iyi olur, tamam mı? Hadi sizleri göreyim aslanlarım. Hadi. Allah yardımcımız olsun. Hadi. Bravo bravo. Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. Hadi. Çok acayip, çok korkunç taktiklerimiz vardı ama tutmadı. Neyse arkadaşlar, bir toplantının sonuna daha geldik. Ha, bakın şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Benim şu para meselesine değinin. Yoksa ben konsantre olamıyorum. Bu çok önemli. Lütfen yayın arkadaşlar. Lütfen. Başkanım ben de olamıyorum konsantre. Benim de maaşım el atsınlar. Söyler misin? Tamam. Bak şu gevşeyi bir daha toplantı salonuna sokmayın. Yok Tamam. istifa etmek nedir ya? Hayır istifa etmek nedir yani? Japonya mı burası ya? Bir daha sokma buraya tamam? Tamam başkanım. Tamam hadi gel. Bitti.